Türkiye'nin tartıştığı Kanal İstanbul projesi için hazırlanan kısa adı ÇED olan yani çevresel etki değerlendirme raporu. Önceki gün askıya çıkarıldı. Rapor 10 gün boyunca vatandaşların görüş ve önerileri için askıda kalacak. Ama itirazları nereye yapacağız, nasıl yapacağız bunların hepsinin ayrıntısını alalım Kübra Demir'den. Kübra. Hülya Könek, pazartesi günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ÇED raporunu açıklamasıyla birlikte 10 günlük takvim işlemeye başladı. Neydi o takvim? İşte o takvime göre İstanbullular görüşlerini, önerilerini ve itirazlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İstanbul İl Müdürlüğü binalarına gelerek görüşlerini dilekçe yöntemiyle belirtebilecekler. Hemen o dilekçe örneğini öncelikle sizlere göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi elimde bir dilekçe örneği var. Bu dilekçe bakanlığa yazılmış bir dilekçe. Dilekçede ne olması gerekiyor? Öncelikle onu sizlere de aktarmak istiyorum. Adınızın, soyadınızın mutlaka yazılması gerekiyor. TC kimlik numaranızın ve adresinizin mutlaka dilekçede yer alması gerekiyor ve bu dilekçenin elden bizzat kişi tarafından verilmesi gerekiyor. Peki nerelere verilebilecek? İstanbul'da verilecek diyoruz. İstanbul'da 3 adrese dilekçeler verilebilecek. Biz de şu anda Beşiktaş'taki o noktalardan birindeyiz. Sadece Beşiktaş değil, Ataşehir ve Sirkeci'de bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İstanbul İl Müdürlükleri binasında bu dilekçeler verilebilecekler. Sadece dilekçe yöntemiyle değil aslında e-posta ve faks yöntemiyle, ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yani CİMER aracılığıyla da görüş ve öneriler ve itirazlar bakanlığa iletilebilecekler. Aynı zamanda Ankara'da bulunan ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü binası var. Yine vatandaşlar da görüşlerini o kurum aracılığıyla da aktarabilecekler. Dediğimiz gibi 10 gün önce 10 günlük bir takvim işlemeye başladı. Pazartesi günü askıya çıktı. 2 Ocak Perşembe gününe kadar İstanbullular Kanal İstanbul projesiyle alakalı görüşlerini bakanlığa iletebilecekler. Bir hatırlatma daha yapalım. Bugün günlerden Perşembe, Cuma günü ve hafta sonuna biz gireceğiz. Hafta sonu il müdürlükleri binaları kapalı olacak ve yine keza 1 Ocak günü de yine resmi tatil olduğu için kurumlar dilekçeleri elden alamayacaklar. Ancak internet aracılığıyla da dilekçeler kabul edilebilecekler. 10 günlük süreç bittikten sonra ne olacak ondan da bahsedeyim sizlere. 5 günlük bir süreç işlemeye başlayacak. O 5 günlük süreç içerisinde görüşler değerlendirilecek ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a o görüşler iletilecek. Daha sonra ise gerek görülürse ÇED raporunda düzenlemeler yapılacak ama dediğimiz gibi 10 günlük takvim işlemeye başladı. İstanbullularda peyderpey artık binalara gelerek, il müdürlükleri binalarına gelerek görüşlerini aktarmaya devam ediyorlar Hülya Könek.